Efendim, benim dinleyicimizin ikinci bir suali vardı. Yani giyim kuşumla alakalı olarak, kafirlerin giydikleri veya taptıkları başlarına giydikleri şeylerle alakalı olarak, kitaplarda böyle bir şey mevcut mu falan? Yani bunu yapmak uygun mu değil mi? Şimdi Muhammed bin Kutup Denizlik Hazretleri'nin Miftahul Cennet, Mızrak Değil Mahal diye bir kitabı var. Bizden 400 sene önce yazılmış bu kitap. 400 sene önce yazılmış. Orada küfür alametleri anlatılırken 3 şey bir kimsenin üzerinde gözüldüğü zaman kafirlik alamet diye yazıyor. Yalnız bu Mızrak Değil Mahal'in 1908'den önceki baskılarında böyle yazıyor. 1908'de İttihat-ı Terakki iş başına gelince oradaki maddenin birini değiştirmiş. Nedir o 3 tane alamet? Bir tanesi haç. Bu Hristiyanların aynı şekilde. Boyuna takmak. Evet. Bir kimsenin boynunda böyle bir şey görünce bu Müslüman değil. Ama her haç takan da yani gayrimüslim diyemezsin. Onu da yazmışlar. Çünkü Osmanlı döneminde Osmanlı istihbarat elemanları mesela Avrupa'da takıyorlardı bunu. Ondan sonra ikincisi zünnar. Bu papazların bir cübbeleri var ya giydikleri zaman bellerine sardıkları bir şey var. İp var. Ona zünnar denir. Onu bir taraftan böyle sarkıtıyorlar. Domuz kılından yapılır. Bunu böyle yaptıysa, bu şekilde yaptıysa ha diyorsun bu Müslüman değil. Evet. Bir de o şapka yazıyor. Açıkça yazıyordu orada. Orada açıkça yazıyordu. Yani bunlar bir kimsede görüldüğü zaman aynı şekilde küfür alamet diye yazıyor. Hatta İskilipli Atıf Efendi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Frenk Mukallitleri diye bir kitap yazmış. Orada da açıkça yazıyor bunu. İskilipli Atıf Efendi'nin kitabında da var. Sonra aynı şekilde yargılandı. İşte sen Cumhuriyet kanunlarına karşı geliyorsun falan gibi. Efendim bu Cumhuriyet kurulmadan önce yazdım. İşte müdafaa için hazırlanırken o gece Peygamber Efendimiz rüyada görülüyor. Bize gelmek istemez misin? Niye hala müdafaa hazırlıyorsun deyince müdafaaların hepsini de yırtıyor. İskilip Dağıtıf Efendi rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla bunlar kitaplarda aynı şekilde açık net bir şekilde bildirilmiş. Bazı şeyler semboliktir. Mesela Türk bayrağı. Ona hürmet ve saygı gösterirsin. Bir bez parçası diyemezsin. Adam şapkayı da aynı şekilde. Mesela bu foto şapka var ya. Evet. O bütün kitaplarda, ansiklopedilerde araştırın. Baktığınız zaman Yahudilerin Siyon tacı diye geçer. Siyon tacının sembolüymüş o. Onun için dikkat edin, fanatik Yahudilerin hepsi fötör giyer. O ağlama duvarında falan orada fötör giyerler şeylerde. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman işte o fes kaldırıldı, yerine şapka kanunu gelirdi. Bu şapka kanunu şimdi kaldırıldı. Şapka kaldırıldı. Ve çok kimsenin de aynı şekilde idamına sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman bu şapka meselesi. Evet. Dolayısıyla Mızrak Değil Mahal'de yazıyor. İskilip'te Atıf Efendi aynı şekilde yazmış. Evet, o zaman gereği yok. Şimdi kanun da yok, mecburiyet de yok. Ha mecburi devletin erkanından aynı şekilde subayı, polisi giyer. Onlara bir şey demezsin. Çünkü zaten kitaplarda anlatılırken evet bunlar aynı şekilde kafirlik alametlidir diye yazıyor. Ama her yere de kafir diyemezsin. Her yeri de kafir diyemezsin. Dedi köylülerin kaset giymesi. Daha önce bu kaset meselesi, şapka meselesi kanuni mecburiyet vardı. O kanuni mecburiyet kalktı. Serbest artık. Yani kitaplarda mesela Mızrak Değil Mahal'in orijinal baskılarında üç şey küfür alameti diye yazılı. Bu İttihat-ı Terakki 1908'de iş başına geldiği zaman Abdülhamit Han Cennet Mekanı Hazretleri tahttan indirince o Mızraklı İlmihal'in oradaki o küfür bahsindeki şeyi değiştirmişler. O üç maddeden birini değiştirmişler. Şapkayı değiştirmişler. Onu kaldırmışlar daha doğrusu o baskılarda. 1908'den önceki baskılarda aynen şöyle yazıyor. Orijinal baskılarında. Boyuna haç takmak, bele zünnar takmak, başa şapka takmak. Küfür alamet diye yazıyor. İskilipli Atıf Efendi de bu sebepten dolayı Frenk Mukallitleri kitabında bunu yazdığı için de aynı şekilde bildiriliyor. İdam edildi. İdam edilmişti. Yani kitaplarda bu şekilde böyle bildiriliyor. Eskiden giymeyeni dövüyorlardı. Evet. Yani öyle diyelim. Hapse atıyorlardı. Hapse atıyorlardı.